Fikri Sağlar, 4 Kasım 2021, bir gün. Unutmayın, bu ülke sizin. Yazı yazmak için bilgisayarın başına oturduğunuzda ne yazacağım diye düşünmenize gerek yok. Gündem o kadar dolu ki bu sefer neyi sonraya bıraksam demek daha zorlaşıyor. Eskiden her gün olaylar yeni bir boyut kazanıyor diyorduk. Şimdi an ve an değişen ve gelişen olayları takip edemez hale geldik. Söylenen ve yapılanları takipte kararlıysanız hem yoruluyor hem de kızıyorsunuz. Hedefleri ve perde arkasında gerçek amaçlarını gördükçe ülke ve yurttaş adına içiniz parçalanıyor. Dün dış işlerinden emekli bir büyükelçi ile konuşuyordum. Konu malum, memleket meseleleri. Siz geçtiğimiz kış aylarındaki yazınızın birinde pandeminin sonu açlık diye yazmıştınız. Yok ya demiştim. Şimdi sizi anlıyor ve hak veriyorum. Gerçekten açlıkla karşı karşıyayız. Yapılan bu zamlarla aç kalacağız. Erzak stoklamak için kendimce bir liste yaptım. Gelirim belli. Bundan böyle ancak tahıl, mercimek, nohut ve makarna ile beslenebileceğim. Gıda maddelerine her gün gelen zam beslenme alışkanlığımızı da değiştirdi. Karnımız doymuyor ancak midemizi dolduruyoruz. Biz böyleysek fakir fukara ne yapacak? Çok doğru soru ama kimin umrunda? Son zamanlarda yurttaşlarımızın imkanları müsaade ettikçe belli gıda maddelerini stokladığını görüyoruz. AVM'ler bu telaşı herkesten önce fark ettikleri için iktidarın yaptığı zammın üzerine kendileri de zam yapıyor. Gerekçeleri belli. Bitince aynı malı aynı fiyata alamayacağız. Geçtiğimiz Ekim ayında başlayan zamlar Kasım'ın ilk günlerinde de devam ediyor. Türk parası döviz karşısında değer kaybettikçe elmadan domatese, kurşun kalemden deterjana yani her ürün zamlanıyor. Akaryakıt, doğalgaz, elektrik gibi enerji fiyatları yükseldikçe ülkedeki tüm mal ve hizmet giderleri de artacak. Ayrıca bu durumda enflasyon da azacak. Son TÜİK verilerine göre enflasyon %19.89, bağımsız ekonomistlerin oluşturduğu ENAG'a göre ise yıllık bazda enflasyon %49.87 olarak açıklandı. Bu gidişat hayra alamet değil. Niye Türk parası değer kaybediyor? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti devleti AKP iktidarıyla dünyada itibarı kaybolan, güven duyulmayan, çağın temel değerlerini tanımayan, hukuk devleti olmaktan çıkan, demokrasi, insan hakları ve özgürlük kavramlarına uzak kalan, denetlenmesi ve freni olmayan tek kişinin ülkesi haline dönüştü. Kısaca Taliban'la bile ters düşmeyen, çağın gerisine doğru çekilen bir konuma getirildi. Tüm bu kötü gidişatın yanı sıra yurttaşların aç kalması pahasına tarımı yok eden bilinçli bir politika izlendi. AKP 129 ülkeden 159 çeşit tarım ürünü alıyor. Samanı, sütü, eti, tavuğu, zeytini, ayçiçek yağını bile dışarıdan ithal edilir hale geldi. Yabancılar iktidara artık fındık dikmeyin dedi. AKP Türkiye'deki fındık ağaçlarını söktürdü. Karadeniz'de geçim zorlaştı. Ama bu arada Almanlar, Amerikalılar yeni yeni fındık bahçeleri oluşturdu. AKP'den önce var olan 2 milyon çiftçi sayısı ürettiğini değerine satamadığı için 470 binlere düştü. 5.7 milyon hektar arazi tarım dışı kaldı. Kazanamayan üretici şimdi de zamlar ve icra baskıları altında inliyor. Yapılan yanlış politikalar sonucu açlık kapımıza dayandı. Yargı bağımlı, talimatla dosya açılıyor. Sanığın kimliğine göre hüküm veriliyor. Yolsuzluk, hırsızlık, uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili ifşaat yapılıyor. Siyasilerin bu işlere boğazına kadar battığı açıklanıyor. İktidardan ses yok. Yani büyük elçiden memura, işçiden esnafa, gençlerden emeklilere kadar Türkiye'de yaşayan herkesin geleceği karanlık. Çünkü kendilerini bu ülkeye ait hissetmeyenler bu ülkenin hükümdarları. Bu noktaya gelinmesinin bir nedeni de toplumsal muhalefet için fikri takip yapacak kurumların işlevsiz bırakılması. Onların sesi çıkmasa da halk soruyor, ülkemizdeki sığınmacıların sayısı kaçtır? Sığınmacılara harcanan 40 milyar dolarla ne yapıldı? ÖSO kime hizmet ediyor ve neferlerine ayda kaç dolar ödeniyor? 128 milyar dolar nerede? Bakan Süleyman Soylu'nun ifşa ettiği ayda 10 bin dolar alan siyasetçi kim? Gazeteci Veys Ateş 10 milyon avro istedi mi, kimin adına istedi? Gazeteleri Ziraat Bankası kredisiyle alan Demirören 750 milyon doları ödedi mi? Mahkeme kararlarını TÜGVA niye tanımıyor? Yargı gereğini niye yapmıyor? Her şeyi bilen Bakan Soylu niye yakalanan uyuşturucuların sahibini açıklamıyor? Sezgin Baran Korkmaz'ın davasındaki skandallar ve yurt dışına kaçışıyla ilgili neden açıklama yapılmadı? Türgev, Tügva, Ensar, Türken, İlim Yayma Vakfı, Birlik Vakıflara, Belediye ve Bakanlıklar bugüne kadar kaç para aktardı? Millette açlık korkusu başladı ama iktidarın umurunda değil. Biden'la fotoğraf çektirildi ya yeter onlara. Öyle ki o fotoğrafın sevinciyle ülkeye döner dönmez doğalgaza %48, elektriğe %46 zam yapıldı. Herhalde bundan da büyük keyif alındı. Görün bunları ve unutmayın bu ülke bizim. Fikri Sağlar